Önümüzde 100 ampul var diyelim. Çizerek göstereyim. Bir ampul burada. Bir ampul burada. Böyle 100 tane ampul var. 100 tane ampul. Ne yapıyoruz? Ampulleri yakıp söndürmeye başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şu an hepsi kapalı. Kapalı durumdan başlıyoruz yani. Başlangıçta hepsi kapalı. Şimdi, bu 100 ampulü 1'den 100'e kadar numaralandıracağım. İlki ampul 1. İkincisi ampul 2. Böyle böyle ampul 100'e kadar gidiyor. Şimdi, tüm ampullerin düğmesine tek tek basıyorum. Başlangıçta hepsi kapalı olduğuna göre, tüm ampulleri tek tek yakıyorum yani. Göstereyim. İlk geçişte, buna birinci geçiş diyelim. Birinci geçişte tüm ampulleri yakıyorum. Açık, 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 açık. Yani hepsini açıyorum. Açık. İkinci geçişte ise düğmelere birer ampul atlayarak basıyorum. Şöyle söyleyeyim. Mesela ilk ampulün düğmesine basmıyorum. İkinci ampulün düğmesine basıyorum. Dolayısıyla ampul 1 açık kalıyor, ampul 2 kapanıyor. Ampul 3 açık kalıyor, ampul 4 kapanıyor. Yani numaralarına bakacak olursanız, 2'nin katı olan tüm ampullerin düğmesine basıyorum. Yüzde 2'nin katı olduğu için bu ampul de kapanıyor. Sonra üçüncü geçişi yapıyoruz. Şunu sileyim. Bu geçişte her üç ampulden birinin düğmesine basıyoruz. Peki ne oluyor? Başka bir renk seçeyim. Bu yine açık kalıyor, bu yine kapalı kalıyor. Üçüncü ampulün düğmesine basıyorum. Bu açıktı. O halde şimdi kapanıyor. Dördüncü ampul kapalı kalıyor çünkü düğmesine basmıyorum. Beşinci ampul az önce açık mıydı? Açıktı. Yine açık kalacak. Altıncı ampul ise az önce kapanmıştı. Şimdi tekrar açılıyor. Mantığı herhalde anladınız. Her üç ampulden birinin veya Ampul numaralarına göre söyleyecek olursak, 3'ün katı olan her ampulün düğmesine basıyoruz. Hem 2'nin hem de 3'ün katı olan ampuller az önce kapanmıştı, şimdi tekrar açılıyor. Olayı anladınız. Böyle böyle yüz geçiş yapıyoruz. İlk geçişte tüm ampullerin düğmesine basıyoruz. Başlangıçta hepsi kapalı olduğuna göre, şimdi hepsi açılıyor. İkinci geçişte 2 iki ampulden birinin, yani 2'nin katı olan ampullerin düğmesine basıyoruz. Üçüncü geçişte 3 üç ampulden birinin yani 3'ün katı olan ampullerin düğmesine basıyoruz. Şimdi soru şu. 100 geçişten sonra 100 geçişten sonra ampullerden kaçı yanıyor olur? Yani kaçı açıktır? Bu zeka oyununun sorusu da işte bu. 100 ampulden hangilerinin yanıyor olacağını nasıl bulursunuz? Ve bunu akıldan çözmeniz lazım. Bir Excel dosyası açıp tüm aç-kapa işlemlerini tek tek yaparsanız sayılmaz. Şöyle diyelim. İlk soru şu. 100 geçişten sonra ampullerden kaçı yanıyor olur? İyice yerleşsin diye söylüyorum. 100. geçişte ne yapıyoruz? Düğmelere yüzer ampul atlayarak basıyoruz. Yani sadece bu yüzüncü ampulün düğmesine basıyoruz. O sırada kapalıysa açılıyor, açıksa kapanıyor. İlk soru, yüz geçişten sonra ampullerden kaçı yanıyor olur? Bir de bonus sorumuz var, o da şu. Yanan ampuller hangileridir? İşte, sorular bunlar. Eğer çözümü görmek istemiyorsanız, videoyu duraklatın ve kendiniz çözmeye çalışın. Çok vaktinizi almaması lazım. Evet, şimdi hazırsanız çözüme geçiyorum. Birkaç ipucu vererek başlayayım. Bir ampulün düğmesine basılıp basılmadığını nereden anlıyoruz? Mesela ikinci geçişte yaktığımız ampuller. Yaktığımız demeyeyim, zaten yanıyor da olabilir bu ampuller. İkinin katı olan tüm ampullerin düğmesine basıyoruz. Üçüncü geçişte, üçün katı olan tüm ampullerin düğmesine basıyoruz. O halde, her geçişte yaptığımız şey ne? N'inci geçişteyiz diyelim. İpucu geliyor ona göre. Diyelim N'inci geçişteyiz. Ne biliyoruz? N'in katı olan ampullerin düğmesine basacağız. Yani, eğer bir ampulün numarası N'in katıysa, o ampulün düğmesine basılacak demektir. Bu, aslında şunu söylemenin süslü yolu. Mesela, 17. geçişteysek, 17'nin tüm katlarının düğmesine basacağız. Veya 51. ampulün düğmesine basacağımızı biliyoruz. Çünkü 17, 51'in bir çarpanı. Demek ki ampul numarası geçiş sayısının bir katıysa, o ampulün düğmesine basılıyor. Mesela ampul 8'i ele alalım. Çiziyorum. Bu ampul 8. Bunun düğmesine ne zaman basılır? Birinci geçişte illaki basıyoruz. Birinci geçişten önce kapalıydı, şimdi açılıyor. İkinci geçişte kapanıyor. Nereden biliyorum? Çünkü 8, 2'ye bölünebiliyor. Üçüncü geçişte hiçbir şey olmuyor. Üçüncü geçişte hiçbir şey olmuyor, çünkü 8, 3'ün bir katı değil. Dördüncü geçişte ne oluyor? Düğmesine basıyoruz. Böylece tekrar açılıyor. Düğmeye bir daha ne zaman basıyoruz? Sekizinci geçişte. 8. geçişte düğmeye tekrar basarak ampulü söndürüyoruz. Yani ampul numarasının çarpanı olan geçişlerde düğmeye basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sonuçta ampulün açık kalması için çarpan sayısının tek olması gerekiyor. İlginç değil mi? Ampulün açık kalması için çarpan sayısının tek olması lazım. Şu çok ilginç bir soru aslında hangi sayıların çarpan sayısı tektir? Bence bunun ilkokulda öğretilmesi lazım ama öğretilmiyor işte. Halbuki sayılar teorisinin çok ilginç bir noktası bu. Çok basit bir nokta ama üzerine kafa yormaya değer. Şimdi, hangi sayılar bu kurala uyuyor? İlk birkaç sayının çarpanlarına bakalım. Birin çarpanları nelerdir? Birin bir tane çarpanı var, o da bir. Bir bu kurala uyuyor çarpan sayısı tek çünkü. Demek ki 1 açık kalacak. Çünkü 1'i ilk geçişte açıyoruz, sonra bir daha dokunmuyoruz. Mantıklı. Gelelim 2'ye. Nedir 2'nin çarpanları? 1 ve 2. Çarpan sayısı çift. İlk geçişte açıyoruz, ikincisinde kapatıyoruz. Sonra bu ampule selamı kesiyoruz. Demek ki bu kapalı kalacak. 3'ün çarpanları 1 ve 3'tür. 4'ün çarpanları 1, 2 ve 4. İlginç. 4'ün 3 tane çarpanı var. Yani çarpan sayısı tek. O halde 4 de açık kalacak. İlk geçişte açıyoruz, ikinci geçişte kapatıyoruz, sonra 4. geçişte tekrar açıyoruz. Devam edelim. 5'in çarpanları 1 ve 5. 6'nın çarpanları 1 2 3 ve 6. Çarpan sayısı çift olduğuna göre 6. geçişten sonra hep kapalı kalacak. 7'nin çarpanları 1 ve 7. 8'in çarpanları az önce baktık. 1 2 4 ve 8. Bu da kapalı kalıyor. 9'a bakalım. 9'un çarpanları 1 3 ve 9. Enteresan. Çarpan sayısı yine tek. Demek ki her şey bittiğinde 9 numaralı ampul de yanıyor olacak. Devam edelim. Bu soruyu zeka kampındaki çocuklarla da çözmüştük. Hemen dediler ki, 1 ile 4 arasında 3 sayı var. 4 ile 9 arasında da 5 sayı var. O halde 9 ile 1 sonraki sayı arasında 7 sayı olabilir. Yani tek sayılar şeklinde ilerleyebileceğini düşündüler. Deneyelim. Nedir 9 artı 7? 16'dır. 16'nın çarpanları neler? 1, 2, 4, 8 ve 16. Garip ama işe yaradı. 9 ile 16 arasında 7 sayı var. 4'ten 9'a 5 sayı vardı. Galiba bir düzen oluşuyor. Ama daha ilginci sayıların kendileri. Bakın, 1, 4, 9 ve 16. İsterseniz 9 ile 16 arasındaki tüm sayıları deneyin hepsinin çarpan sayısının çift olduğunu göreceksiniz. Şimdi, bu dört sayıyı ilginç kılan ne? Çarpan sayıları niye tek bu sayıların? Diğer tüm sayılarda çarpanlar birer çift oluşturuyor. Mesela, 1 kere 2, 2. 1 kere 6, eşittir 6. 2 kere 3, eşittir 6. Daima çiftler halindeler. Halbuki bu sayılarda durum farklı herhangi bir çarpan çifti söz konusu değil. Peki niye değil? 1 çarpı 4 eşittir 4. Ama aynı zamanda 2 kere 2 de 4'e eşit. Yani 2'yi yalnızca bir kez yazıyoruz. 3 kere 3 eşittir 9. 4 kere 4 eşittir 16. Yani açık kalacak ampullerin hepsinin numarası tam kare. Çarpan sayılarının tek olması o yüzden. Soru neydi? 100 geçişten sonra ampullerden kaçı yanıyor olur? Bu soru artık şuna dönüştü. 1 ile 100 arasında kaç adet tam kare sayı vardır? Bu sayıları sıralamak kolay. İsterseniz hepsini yazarsınız. 1, 4, 9, 16 diye veya kendinize şu soruyu sorarsınız. Hangi sayıların karesi 100'den küçük veya 100'e eşittir. 100 10'un karesidir. Demek ki 1'den ona kadar olan sayıların karesini bulsak yetecek. 1 ile 100 arasında sadece 10 tane tam kare sayı var. Kafalar karışmadı umarım. Böylesi kafanızı karıştırdıysa tam kare sayıları sıralasanız da olur. Bakın en büyük sayımız 100. Aynı zamanda en büyük tam karemiz de bu ve 100 10'un karesine eşit. Bu aralıktaki diğer tam kareler, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, böyle böyle 10'a kadar ki tüm sayıların karesini alıyoruz. Alalım. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Her şey bittiğinde hala yanıyor olacak ampuller işte bu numaralı ampuller. İşte böyle. Umarım kafanızda bir ampul yanmıştır.